Selam arkadaşlar, herkese kolay gelsin. Bugün yine bir pet shop alışverişimiz oldu. İhtiyaçlarımız vardı. Onları aldık, onları size paylaşacağım. En önemlisi Gebze'de metro çalışması var bu aralar. O yüzden elektrik kesintileri oluyor. Elektrik kesintileri olduğu için ne aldık? Şöyle. Pilli hava motoru aldık. Elektrikler gidince pillisi devreye giriyor. Bunu bana Gökhan Dağdelen hatırlatmıştı, sağ olsun. Pille çalışıyor. Bunları kullanacağız. Bunları takacağız. Elektrikler gittiği zaman devreye girecek pillerini de aldık. Şöyle deneyelim hatta. İki tane pil yeri var. Ama ben bunu denedim. Bir tane pil takınca çalışıyor. Açma yeri var. Bir de diğer pili takalım. İki pil olunca daha güçlü üflüyor. Birazdan deneyeceğim bunu. Kısma şeyi yok ama direkt üflüyor. Bunu aldık. Deneyeceğiz bakalım. Nasıl? Bu da ihtiyacımız vardı çünkü. Elektrikler gittiği zaman hava vermemiz lazım mecbur. Yoksa biliyorsunuz tehlike atlatmıştık. Bir ara hava ortama çıkmıştı. O yüzden şöyle sobanın biraz reklam olmuş gibi oluyor ama sobanın ürünleri güzel gerçekten. İçinde neyi var? Hava taşı da var içinde. Hortumu falan var. Bir tanesiyle iki tane akvaryumu destekleyeceğiz. Şöyle çift çıkış yapacağız. Şöyle her iki akvaryuma bir tane. Bu katlı akvaryumumuza da yine bir tane deneyeceğiz. Yetmezse yine alacağız arkadaşlar. Evet, pillerimizi de aldık. Yedek pil falan da aldık. Şöyle koyalım. Mikrofonda takalım. Çok yakından da bayağı bir ses yapıyor. Şöyle 3 tane mecbur aldık. Sobanın elektrikler gidince pilli olarak devreye giriyor. Şöyle aldık. Başka ne aldık? Bir de lepistestlerimize, mesela bazı lepistestlerimiz hamile. Yavruları tabi bıraktığı zaman diğer balıklar peşlerine koşuyor ama şöyle günü yaklaşan balığı buraya koyacağız. Aslında ben bunu pek kullanma taraftarı değildim ama ihtiyacımız oldu. Lepistes olabilir buna ama ciklet balığı olmaz. Bazı arkadaşlarımız tabi ciklet koyuyordu buna. Şöyle iki tane bölmesi var. Güzel. Bu da fiyatı 12 lira. Şurada hafiften bir kırık olduğu için ben 6 liradan aldım. Çok şey var, su kaçırmıyor. Çok hafif bir çatlağı var. 6 TL'den aldım bunu. Şöyle bir şey. Cama yapışıyor. Lepistes balığımızı koyacağız. Zaten yavrusu direkt aşağı iniyor. Biliyorsunuz çoğumuz kullandık bunu. Ben daha önceden de kullandım. Daha önceden de tabii. İlk zamanlar canlı doğurgan türler besliyordum ama o zamanlar yavru almıyordum. Görsel olarak koymuştum. Canlı bitkili akvaryumum vardı. O zamanlar doğuruyordu. Diğer balıklar yiyordu. Yani 100 litrelik bir akvaryum vardı. Yani yavrular alıp büyütme şeyim yoktu. Zamanım yoktu. Hevesim yoktu diyelim. Şimdi tabii bakın orada yavru doldu. Şu yapay bitkilerin arkası da yavru dolu. Onlar için de şöyle rafya aldım. Rafyayla şu arka bölmeyi güzel bir destekleyeceğiz. Yavru balıklarımız buna gizlensin diye. Başka ne aldık? Şöyle çıkartayım. Artemia aldım. Bildiğiniz gibi Rotişif'in Artemia'sını kullanıyorum. Onlardan aldım.
şöyle yine dana ciğeri aldım cikletler için. Şöyle ihtiyacımız vardı. Geçen almayı unuttuğum dip yeminden aldım. Frontozalar için tabi cikletlere de veriyorum, büyük cikletlere. Bunları da karıştırıp veriyorum. Evet. Şurada tetranın karışık kaz ciğeri ve bitkisel yemi var burada. Yemler aldık gördüğünüz gibi. Burada da yavru balıklarımız için yem aldık. Şöyle yavru balıklarımız bir ayı geçtikten sonra veriyorum. Şöyle iyice 4 santim olana kadar bu yemden veriyorum. Çok toz değil. Tozun bir üstünde kıyılmış ciklet yemi. Vitamin ilacım bitmişti. Onu aldım. Instagram'dan yazan bazı arkadaşlarımız var. Tabii onlar da biliyor. Resimlerini atmıştım. Onlara tavsiye ediyorum. Fish Tavit diye vitamin ilacımız var. Bunlardan ayda bir, 20 günde bir akvaryumumuza 3'er 5'er damla damlatıyoruz. Ben bunu uzun yıllardır kullanıyorum yani. Bu marka iyi yani. Vitamin olarak hatta yemlerine de damlatılıp verilebiliyor. Güzel. Bunu kullanıyorum. Başka ne aldık? Başka şöyle frontozalarımıza ihtiyaç olan şöyle 2 tane küp aldık. Arkadaşlar. Bunları da neden aldım? Çünkü frontozaları büyük akvaryuma taşıyacağım arkadaşlar. Orası biraz dar geldiğini hissettim. Çünkü yavrular böyle boşaltıyorlar. Ağzını doldurduğu zaman balıklarımız boşaltıyor. O yüzden frontozaları buraya taşıyacağım. Buradaki zaten balıklarımız da az kaldı. Buradan yaklaşık bir 10-15 tane sattık çünkü. Bunları oraya taşıyacağım. Frontozalarımızı da buraya aldıktan sonra bir küpümüz de akvaryumda var. Bunlara gizlenme alanı olacak. Çünkü fark ettim bir küpün içine 4-5 balık girmeye çalışıyor. Diğer plastik boru içi boş kalıyor. Bunlar daha uygun olduğunu düşündüm. Çünkü içi biraz daha karanlık oluyor. Bunları da yerleştireceğim. İnşallah. Şöyle aldıklarımız bunlar. Zamanla tabii ihtiyaçlarımız oluyor. Bazen sizle de paylaşıyorum bunu. Bugün zaten pet shop'ta alışveriş yaparken de Rahim'le karşılaştık. Gebze'den hobici arkadaşımız. Ona da selam gönderiyorum. Tesadüf oldu. Bunların bir kısmını Haluk abimizden aldık. Gebze'deki pet shop'çumuz. Bilirsiniz Haluk abi. Halk Bankası'nın altındaki pet shop'çu. Bir kısmını oradan aldık. Bir kısmını da mesela bu hava motorlarını da Ömer'den aldık. Genellikle alışverişlerimi ya Ömer'den yapıyorum ya da Haluk abi'den yapıyorum. Gebze'de bence en uygun onlar. Diğer pet shop'lar da var tabi. Oralar bana biraz uzak olduğu için öncelikle yakın olanlardan alıyorum tabi. Fiyatları da uygun. Şimdi birazdan hava motorlarımızı takacağız. Şöyle hazırda bulunduralım. Elektrikler gittiği zaman devreye girsin. Bakalım nasıl kullanışlı mı? Eğer kullanışlıysa bunlardan bir tane çekilişte vermek istiyorum. Şöyle çekilişte vermek istiyorum. Eğer gerçekten kullanışlı bir şeyse veya isteyen arkadaşlar olursa. Biliyorsunuz çekilişlerimizde şöyle canlı yayında çekiliş yapıyoruz. Çekiliş yapmadan önceki son iki videodaki yorumları göze alaraktan isimleri yazıyorum arkadaşlar. Çünkü geriye dönük bayağı bir yorumları yazan arkadaşlarımızın isimlerini yazmak zaman alıyor. O yüzden ben de ne yapıyorum?
Son iki videoda yorum yazan arkadaşların isimlerini yazıyorum. Daha biraz hak geçmeden daha güzel oluyor bence. Bundan sonraki tabii videolarımızı takip edelim. Zaten devamlı takipçilerimiz var. Öyle sıkı takipçilerimiz var ki hangi balık ağzı dolu, hangi balık hangisinin yavrusu, işte hangi balığı sattım, hangi balığı aldım ya da hangi yeni bir ürün aldım, hepsini gerçekten iyi takip ediyorlar. Çünkü belli bir zaman geçtikten sonra tekrar bana hatırlatıyorlar. Vallahi bravo, yani gerçekten iyi takipçilerimiz var, sağ olsunlar. Onlar da ben de o yüzden çekilişle ödüllendirmek istiyorum tabi ayda bir. Böyle elimden gelen imkan budur. Yani buradaki maksat hep bir arada bir paylaşım yapmak. Abone sayımız da artıyor zaten gerçekten. Günde 30-40 tane, bazen 50 tane abonemiz oluyor sağ olsunlar. Videolar paylaşmaya devam edeceğim tabi. Daha çok paylaşacak şeyler var arkadaşlar. Evet, neyse arkadaşlar, fazla uzatmadan bugünlük aldıklarımız bu kadar. Birazdan toparlayayım bunları. Hatta hava motorunu deneyelim. Yemleri de yerlerine koyalım. Bir dahaki videomuzda şu rafyayı Lepistes tankımıza koyacağız. Bakın arka taraf bayağı bir yavru dolu. Balıklarımız bayağı bir korktu. Ben de diyorum, bu ses ne böyle. Arka taraf bayağı yavru dolu. Rafyalarımızı düzenleyip arkaya koyacağız. Yapay bitkileri de çıkaracağım oradan. Ya da rafyaları tutturmak için oraya koyabiliriz. Bu arada rafyadan korktular herhalde. Evet. Rafyanın rengi değişik geldi. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Bu arada anket yapacağım. Çekilişte ne hediye edelim? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.